Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıkta. Günüm de bu şekilde. Şişlerim de 3,5 numara. Evet şimdi modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım haroşadan oluşan ufakta bir lastik hazırladım modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor artı 2 ilmek atıyoruz şimdi lastiğin ön yüzünden modeli kurmaya başlıyorum baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım ve sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum İpi arkaya attım sıradaki 3 ilmeği düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum. Birinci sırada 3 ters, 3 düz devam ediyoruz. 3 düz kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum şimdi modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar tersleri ters düzleri de düz yine başta 3 ters 3 düz 3 ters sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modelin 3. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 ters ilmeğim var. Bu 3 ters ilmeği düz örüyorum. 1 2 3. 3 düz ördüm. Burada da 3 düz ilmeğim var. Şimdi bu 2 ilmeği 2 ilmeğin öndeki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne aldım. Bu öne aldığım ilmeği düz örüyorum. Arkaya aldığım ilmeği örmeden şişim alıp 3. düz ilmeği yine düz örüyorum. Sırada 3 ters ilmeğim var. Yine üçünü de düz örüyorum. Bu sırada hep düz örüyoruz arkadaşlar. 3 düz ördüm. Yine sırada 3 düz ilmeğim var. Öndeki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne aldım. Öne aldığım ilmeği düz ördüm. Arkaya aldığım ilmeği örmeden aldım. 3. ilmeği yine düz ördüm. Yine 3 ters ilmeğim var. 3'ünü de düz ördüm. Yine 3 düz ilmeğim var. Öndeki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne alıyorum. Öne aldığım ilmeği düz örüyorum. Arkaya aldığım ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Ve yine bir tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Örmediğim ilmeği de bu sırada ters örüyorum. sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yine baştaki ilmeğimizi bakın sola doğru kaydırıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 4 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Evet burada düz ilmeklerimden 2 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi buradaki ilmeğimi sola doğru kaydırıyorum. Şimdi yine bu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne alıyorum. Öne aldığım ilmeği düz örüyorum. Arkaya aldığım ilmeği örmeden şişim aldım. Evet sırada 1, 2 3 4 4 düz ilmeğim var düz ördüm yine burada 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum arkadaki ilmeği öne aldım öne aldığım ilmeği düz ördüm arkaya aldığım ilmeği örmeden şişim aldım yine 1 2 3 4 Dört ilmek düz ördüm ve yine sıradaki iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeği, pardon arkadaki ilmeği öne takıyorum ve düz örüyorum. Arkaya aldığım ilmeği örmeden şişime alıp kenar ilmeğimi de ters örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilmeğimizi sola doğru kaydırıp bitirdik 3 ilmeğimizi. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine ilmeklerimin hepsini, örmediğim ilmekler dahil hepsini ters örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Evet arkadaşlar modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Şimdi başta nasıl yapmıştık? 3 tersle başlamıştık. Şimdi modelimizi kaydırıyoruz. Burada 3 düzle ikinci modele başlıyoruz. Buradaki tersleri buradaki 3 ilmeği alıyoruz. Devam ediyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 düz 3 ters. Yine 3 düz örüyorum ipi kendime doğru aldım 3 ters ipi arkaya attım 3 düz yine 3 ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum şöyle göstereyim tekrar modeli kaydırmış oldum. Arka yüzde ikinci sırada ilmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. 3 düz. İpi kendime doğru aldım. 3 ters. 3 düz, 3 ters devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın, haroşaları kaydırmış olduk. Gördüğünüz gibi şimdi buradaki e, ilmeği sola doğru yaptığımız ilmekleri buradaki düz ilmekleri alıyoruz. Kaydırıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne alıyorum. Öne aldığım ilmeği düz örüyorum. Arkada, arkaya aldığım ilmeği örmeden şişimi alıyorum ve yine bir tane düz ilmeğim var düz ördüm buradaki 3 ters ilmeği de yine düz örüyorum sırada yine 3 düz ilmeğim var baştaki 2 ilmeği 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum yine arkadaki ilmeği öne aldım ve düz ördüm arkaya aldığım ilmeği örmeden şişim aldım kalan bir tane düz ilmeğimi yine düz ördüm sırada 3 ters ilmeğim var bu 3 ters ilmeği düz örüyorum sırada 3 düz ilmeğim var yine baştaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum arkadaki ilmeği öne alıyorum. Öne aldığım ilmeği düz ördüm. Arkaya aldığım ilmeği örmeden aldım. Kalan bir tane düz ilmeğimi yine düz ördüm. Sırada 3 ters ilmeğim var. Üçünü de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modeli kaydırmış olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. İlmeklerimin hepsini ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmekler dahil hepsini ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine modelin ön yüzündeyiz. Tekrar gösteriyorum. Öyle. Evet, bakın burada 3 ilmeğimizi 2'ye düşürdük arkadaşlar. Kaydırıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada hemen 2 ilmeğin yerini değiştirmiştim. Şimdi bir tane düz örüyorum. Ve Sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Yine arkadaki ilmeği öne alıyorum ve ilmeğimi düz örüyorum. örme e, Arkaya aldığım ilmeği de örmeden alıyorum. Bakın buradaki üçlü ilmeğimizi tamamlamış olduk. Yine sıradaki üç ilmeği düz örüyorum. Evet 3 ilmeği düz ördüm. Burada yine bakın üçlü ilmeğim var. Baştakini yine düz örüyorum. Buradaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Yine arkadaki ilmeği öne alıyorum ve düz örüyorum. Arkaya aldığım ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Ve yine 1, 2, 3. Buradaki bir ilmeğimi de örüyorum. 4, Buradaki iki ilmeğin yine yerini değiştiriyorum. Öne aldığım ilmeği düz ördüm. Örmediğim ilmeği pardon arkaya aldığım ilmeği örmeden şişim aldım. Yine kalan 3 ilmeğimi düz kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şöyle tekrar gösteriyorum. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle modeli arka yüzden de göstereyim anlaşılması açısından. Şimdi arkadaşlar yine modelin ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Bakın burada 3 ilmeğimizi sola kaydırarak tamamlamış olduk. Şimdi e, modeli 3. kez kurarken de arkadaşlar yine burada modeli kaydırıyoruz ve buraya buraya başta burada ne yaptıysak aynısını buraya buradan devam ediyoruz. 3 ters 3 düzle devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Şimdi ben ilk önce beyazla hazırladım. Şöyle kameraya tuttuğumda baktım hiç çok net anlaşılmıyor, görünmüyor. Şöyle bakın. Bunu bir ters bir düz lastikle hazırlamıştım. Böyle göstereyim. Dediğim gibi çok e, anlaşılmıyor. Model bunda çok kendini göstermedi. Daha sonra böyle vizon tonlarda kamerada rengi farklı çıksa da vizon tonlarda bir iple hazırladım. Şöyle şu beyazı yaklaştırdığımda ipimin rengi daha iyi oluyor arkadaşlar. Evet böyle daha kendi gibi Evet vizon tonlarda hazırladım ve altına haroşa lastik yaptım. Şöyle sizlere de fikir olmuş oldu. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Modelimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Değişik bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar tercih sizin. Yine bu modelden hırkalar, kazaklar, süveterler yapabilirsiniz. Atkıda, berede kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz kolay bir model. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.